الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Sensiz bu dünyanın ne anlamı olur? Gözler sana bakmaya doymamış. Bir bakışım senin nice canlar yakmış. Kapında eşiğin olur. Sultanım bir nazarın senin nice canlar yakmış kapında eşim olurum sultanım il ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim وعلى آله وصحبه وسلم الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وإن الفاتحة This is my first trip to this garden. Can you tell us your name and where did you come from? My name is Kelly James Clark and I'm from the United States of America. İsmim Kelly James Clark, Amerikalıyım. Did you come here to see the light phenomenon? I came to Sirte for an academic conference on Kalam with Muslim scholars and then our whole group, probably 100 people are here today, came to come to see the light. Konferans için Sirte Üniversitesi'ne geldik, kelam üstüne bir konferansa. Burada 100 tane kelam hocasıyla hemen hemen bu hadiseyi görmeye geldik. Can you tell us your feelings about this event? Well, I need to go inside and I need to see the statue, but I love seeing all the people gathered together around this event. Tabii asıl bir hadiseyi yaşamak için türbenin içine girmem lazım, bir orayı görmem lazım ama bu kadar insanın buraya toplanması, farklı renkleri bir arada görmek güzel bir duygu diyor. Tillo'daki bu olayı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İlme verdiği değeri gösteriyor. Biz bunun için kutluyoruz. Her sene Müslümanlara tekrar hatırlatalım. Ve ben şunu söylüyorum. Bugün 2 milyar Müslüman böyle savaşıyorsa, birbirlerini öldürüyorsa ilme değer vermediklerindendir.
Kur'an'a değer vermediklerindendir. Alime değer vermediklerindendir. Bunu işte İbrahim Hakkı Hazretleri iki asır önceden söylemiştir. Hocasına değer vererek Müslümanlara mesaj vermiş. Demiş ki siz ilme, alime, Kur'an'a değer verirseniz Allah size yardımcı olur. Onun için biz her sene bunu kutluyoruz. İnşallah Müslümanlar bunu daha iyi anlarlar. Tekrar Kur'an'a dönerler. Tekrar alimlere dönerler. Alim, Kur'an ve ilim unutulduğu için Müslümanlar bugün birbirini öldürmekle meşgul. Allah onları ilme çevirsin. Ben 100. yıl ilahiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Bizim bir sempozyumumuz vardı burada. Oraya geldik. Allah nasip etti. Bugünleri de gördük. Bir ilmimizi, bir tarihimizi, bir alimimizin neler yaptığını ve nelere sebebiyet verdiğini, neler yani hocası için, hocalarına kadar, alimlere, ilime ne kadar değer verildiğini bize en güzel şekilde eser bırakarak bize ifade etmiş olduğunu görmekteyiz. Ben çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten böyle bir ilimden mahrum olduğumuzu öğrendik. Her ne kadar medya, iletişim bilgileri bu kadar geniş olmasına rağmen biz sadece ilminden bu kadar mahrum olduğumuzu görmek bize acı verdi gerçekten. İnşallah daha iyi, daha güzel şeyleri, yani bizim eserlerimizi daha iyi şekilde öğreniriz. Yani şöyle bir şey var, gerçekten üzücü bir olay. Çünkü yani bilmiyoruz böyle astronomiyle, fizikle sonuçta bu şeyi yapabilmek için bir astronomi bilgisi lazım. Zaten Erzurumlu İbrahim Hakkı da astronomi bilgisiyle bunu yapmıştı. Bir de şöyle bir şey var, insan yani üzülüyor, kendi geçmişini ve geleneğini bilmiyoruz. Bu şekilde üzücü bir şey var. Eğer biz bugün burada olmasaydık bunları gerçekten bilemeyecektik. Ve böyle hani sanki her şey batıdan gelmiş, her şey batının eseriymiş gibi bir izlenim mevcut, biliyor musunuz? Yani böyle değerli şeyler varken bizler sadece sanki hiçbir şeyimiz, bir geleneğimiz, bir kültürümüz yokmuş ve biz sadece batıya endeksi bir hayat sürüyoruz şu an. Bu açıdan çok güzel bir örnek oldu bize. Gerçekten yani inanılmaz bir şey. O güneşin ve yansıması yani harikaydı. Ve buna sahip olduğumuz için gerçekten yani mutluyuz.